Evet, köyden getirdiğimiz erikler. Bunları şimdi şöyle bir çerini çöpünü ayıklayalım. Burada da bizde bardak eriği denir, kara erik denir. Bunlardan yemelik bunlar az. Bunları kaynatacağım. Ama ilk önce şu dallarını falan ayıklayacağım. Güzelce yıkayıp kaynatmaya başlayacağım. Güzel güzel bakalım oşaf mı yaparız, marmelat mı yaparız, marmelat geçen eriklerimden güzel olmuştu. Bunlar tam olmamışlar. Artık bakacağım kaynattıktan sonra. Oşaf da olabilir eğer marmelat olmazsa. Ziyan etmeyeceğiz yani yapacağız. Eriklerimi aldım. Oturma odama geldim, masama. Burada temizleyeceğim. Mutfakta bunlar temizleyene kadar sıcaktan herhalde fenalaşırız. Burası ceyran yapıyor. Buraya oturacağım. Eriklerimi şöyle güzel güzel temizleyeceğim. Daha sonra mutfakta yıkayıp ocağa koyacağım. Misin evinde misler olmaya devam ediyor. Eriklerimi güzel güzel yıkıyorum. Bu üçüncüsü. Daha sonra misler gibi kaynatacağız. Dördüncü suyu yıkıyorum. Üç suyu yıkadım, bu dördüncü. O zaman kıllar arınsınlar. Dalından da olsa yine de güzel güzel hijyenlensinler şöyle. Eriklerimi ocağa koydum. Suyunu da koydum. Kaynatmaya başlıyorum. Evet, eriklerim başladı kaynamaya. Yine güzel bir marmelat olacak galiba. Bu sefer daha da fazla olacak. Eriklerim çok. Sarı kayısı gibi erikler. Kayısı marmelatı da güzel oluyor ama erik daha ekşi olduğu için daha da güzel oluyor. Yumuşasınlar. Kapatacağız. Suyunu sızdırıp tekrar süzgeçten geçireceğim. Şekerini katıp biraz lıkırdatacağız. Güzel bir marmelat olacak. İsterseniz onu oşap olarak da kullanabilirsiniz su katıp içine. En saklaması kolay oluyor oşapı. Kavanoz kavanoz yer kaplıyor. Bu daha az yer kaplıyor. Derin dondurucuya, poşetlere de koyabilirsiniz. Geçen sefer unutmuştum, ocakta dibi biraz tuttu. Bu sefer aynı hataya düşmeyeceğim. Vermişim gene dibini tutturmuşum. Evet, eriklerim yeterince kaynadı. Daha fazla kaynatmaya gerek yok. Ocağı kapatıyorum. Soğuduktan sonra suyundan oşap, koyu yerlerinden de marmelat yapacağım. Evet, gündüz kaynattığım eriklerimi soğumaya bırakmıştım. Soğudular. Şöyle süzüyorum. Duru yerlerinden oşak, koyu yerlerinden de marmelat yapacağım. Öyle biraz bırakacağım, süzülsün. Suyu süzüldükten sonra koyu yerini de geçireceğim. Onu tencereye koyacağım kaynatmaya tekrar.
Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Bir tencere erik. Evet, eriklerimi böyle suluyorum. Koyu yerlerini buraya ayırıyorum. Bunlardan güzel bir marmelat yapacağım. Şu çıkan da güzel bir roşap olacak. Şöyle hafiften bir karıştırıyorum. Altına suyu süzülsün biraz. Geri kalan koyu kısmı marmelat. Burası da buz gibi erik poşafı olacak. Bunları tekrar geçireceğim. Çekirdeklerini gitsin. Şekerini katacağım. Güzelce kaynatacağım bunları. Buraya bir şey yapmayacağım. Oldu o şef artık. Şeker katıp katıp içeceğiz onu. Çok da geçirmiyorum. Hepten bitmez bunlarla marmelat olacağı için. Duru yeri insin aşağıya süzgeçten. Çok kaynatmaya gerek yok o zaman marmelat için. Koyu yeri kaldığı zaman. Direkt suyunla birlikte devamlı kaynatırsak çok kaynatmak ister. Kaşığımızı buraya bırakalım. Şöyle alttan su çıkmıyor artık. Böyle döküyorum. Buradan tekrar alıp süzgece koyacağım. Evet, buradan şöyle eriklerimden alıyorum. Güzelce geçiriyorum. Ve marmelat yapacağım eriklerimi tencereye koyup şekerle tekrar kaynatacağım. Burada da o şaflık olan. Buna bir şey yapmayacağım. Buzdolabına koyacağım. Şeker karıştırıp içilecek. Marmelat biraz uzun sürecek. Bunları hepsini geçireceğim. Marmelatımı süzgeçten geçirdim. Şimdi şekerini veriyorum. Şöyle 2 tas, yani 3'er 6 bardak şeker. Tadını tadıp sonra tekrar ayarlayacağız. Ekşisi daha katacağım. Güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir marmelat oluyor. Sarı erik olduğu için sarı oluyor. Kırmızı erikten yaparsanız kırmızı marmelatınız olur. Burada da çıkan bulaşıkları, yani leğenlerimi yıkadım. Burada da boşafım. Bunu da dolaba koyacağım. Şekerini katıp buz gibi içeceğiz. Yani durmak yok. Gece de mislere devam. Soğuduktan sonra marmeladımı güzelce buzluğa koyacağım. Derin dondurucuya. Yiyeceğiniz kadar çıkarıp kahvaltıda tüketiyorum. Marmelatım gayet güzel oluyor. Ortalıkta toplandı. Pırıl pırıl. Marmelatımı kaynatıyorum. Evet, marmelatım oldu. Daha fazla kaynatmama gerek yok. Mis gibi marmelat. Bir taraftan da bardak eridirdiğimiz eriklerden çıkardım kendime yemeği. Bir taraftan da marmelatımızı da yaptım. Ocağı kapatıyorum. Yarın sabah soğuduktan sonra bunu da yıkayacağım. Soğuduktan sonra kaplarına koyacağım. Şahane bir marmelat.